Muş'ta iki kişinin öldüğü olay anıyla ilgili ilk görüntüler geldi. Bunu aktaralım sizlere. Bulanık ilçesinde iki kişinin ölümüne neden olan saldırı anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde dükkanın önündeki kalabalığın çevreye kaçıştığı görülüyor. Dükkanı zarara uğrayan Kalaşnikovlu kişi elinde silahıyla kameralara böylelikle yakalanıyor. Saldırıda biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Saldırgan olayın ardından gözaltına alındı. Arkadaşlarımız görüntüyü durdurdular. Zanlıyı görmüş olduk böylece. DTP'nin kapatılmasını protesto eden kalabalık bir grup basın açıklamasının ardından 700. Yıl Caddesi'ne yürüdü. Kalabalık cadde üzerindeki iş yerlerine taş atmaya başladı. Muş Vali Vekili Ali Edip Budan olayın kepenk kapatmayan bir esnafla göstericiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını, silahlı saldırıyı gerçekleştiren esnafın silahıyla birlikte gözaltına alındığını söyledi. Olaylar sırasında iş yerinin camı kırılan bir manifaturacı kalabalığa Kalaşnikov'la ateş açmıştı. Kemal Kayacan ve Necmi Ural öldü. 8 kişi yaralı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ciddi. Saldırganın Mardin Manifatura adlı iş yerinin sahibinin oğlu Turan Bilen olduğu öğrenildi. İlçede gerginlik sürüyor. Polis güvenlik önlemlerini artırmış durumda.